Bilimsel Gündem. Abdi İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'in 28. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere kanser tedavisinde gen teknolojisinden, tuz kullanımının sonuçlarından, günde 8 dakika spor yapmanın faydasından bahsedip tuz kullanımının sonuçları ile ilgili konunun uzmanından bilgi alacağız. Ardından iz bırakanlar köşemizde Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Kurumu Derneği'nin kurulmasında ve yaygınlaşmasında çalışmalarını yürütmüş olan Doktor Perihan Çambel'i tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz kanser tedavisinde gen teknolojisi. İlk kez yapılan bir çalışmada kanseri tedavi etmek için hastaların bağışıklık hücrelerindeki genleri düzenleme amaçlı CRISPR teknolojisi kullanıldı. Normalde bağışıklıkta görevli T hücreleri kanser hücrelerinde uygun reseptör bulursa bağlanır ve yok etmeye çalışır. Ancak her zaman uyumlu bir reseptör yoktur. Çalışmada meme, kolon ve akciğer kanserleri olan 16 hasta ele alındı. Araştırmacılar hasta kanından tümöre özgü antijenleri tanıyabilen T hücresi reseptörlerini izole ettiler ve klonladılar. Bu hücrelerin hastaya verilmesini takiben kontrollerde tümör çevresinde biriken T hücreleri görüldü. Tedaviden bir ay sonra 5 katılımcıdaki tümörlerin büyümediği de gösterildi. Kanser tedavisinin kişiselleştirilmesi ve düzenlenmesi açısından önemli bir adım oldu. Bu makale Nature dergisi tarafından yayımlanmıştır. Araştırmacılar, gıdalara tuz ekleme sıklığının kardiyovasküler hastalık riskine etkilerini araştırdıkları bir çalışma yayımladılar. İngiltere'de 176.570 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, gıdalara tuz ekleme sıklığının kardiyovasküler hastalık riskiyle ilişkili olup olmadığı araştırıldı. Ortalama 11.8 yıllık takip sırasında toplam 9.963 kardiyovasküler hastalık olayı, 6.993 iskemik kalp hastalığı vakası, 2007 inme vakası ve 2.269 kalp yetmezliği vakası bildirildi. DASH, yani hipertansiyonu durdurmak için diyet yaklaşımları tarzı bir diyeti en düşük tuz ekleme sıklığıyla birleştiren katılımcıların kardiyovasküler hastalık riskine yakalanma olasılığının en az olduğu bulundu. Sürekli tuz eklenmesi, gıdalara asla ve nadiren tuz eklenmesi sırasıyla %23, %26 ve %37, daha düşük toplam kardiyovasküler hastalık olayları, iskemik kalp hastalığı ve kalp yetmezliği riskiyle ilişkili olduğu gösterildi. Bu makale, Journal of the American College of Cardiology dergisinde yayımlanmıştır. Konuyla ilgili Özel Memorial Kayseri Hastanesi kardiyoloji uzmanı Dr. Ahmet Karabacak'ın görüşlerine yer vereceğiz. Günlük tuz tüketimi ne olmalı? Artmış tuz tüketimi kalp krizi ve felç riskini arttırır. Günlük sodyum tüketimi 3-5 gram olmalıdır. 2010 yılında yayınlanan Sol Türk çalışmasına göre Türk yetişkinlerinin günlük tuz tüketimi dünya ortalamasının üzerindedir. Hem kardiyovasküler ölüm ile iş gücü kaybını hem de sağlık harcamalarını azaltmak için tuz tüketiminin kısıtlanması teşvik edilmelidir. Son dönemlerde tuz tüketimi ile ilgili en dikkat çekici araştırma, Nisan 2022'de Lancet dergisinde yayınlanan Kanada menşeli sodyum HF çalışmasıdır. Randomize kontrollü ve açık etiketli tasarıma sahip bu çalışmada 12 ay süreyle kalp yetmezliği olan 806 hastada daha fazla sodyum kısıtlamasının kardiyovasküler risk üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre daha fazla tuz kısıtlamasının klinik sonlanıma herhangi bir faydası gösterilememiştir. Standart tuz kısıtlaması ile karşılaştırıldığında daha fazla tuz kısıtlaması faydalı değildir, hatta zararlı bile olabilir. Tuz tüketimi ile kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkinin yeterince tanımlanabilmesi için daha fazla kanıta ihtiyaç vardır. Müzik.
Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Günde 8 dakika. 71.893 kişinin verilerinin incelendiği bir çalışmada daha uzun süreli egzersiz daha iyi sağlıkla ilişkilendirildi. Ancak egzersizin koruyucu etkisinin bir süre sonra plato çizdiği belirtildi. Egzersizin vücut inflamasyon düzeyini azaltarak kansere yakalanma riskini de düşürdüğü belirtildi. Araştırmacılar, yoğun egzersizden kastın koşu, bisiklet veya ağırlık çalışma dışında da dinlenme anındaki metabolizma hızını 6 kat artıracak, dans etmek ya da alışveriş poşetlerini merdiven kullanarak yukarı çıkartmak gibi herhangi bir hareket olabileceğini belirttiler. Haftada sadece 54 dakika yoğun egzersiz yapanlarda erken ölüm riskinin %36, kalp hastalığına yakalanma riskinin %35 azaldığı bildirildi. Bu makale European Heart Journal tarafından yayımlanmıştır. Programımızın son kısmı olan İz Bırakanlar köşemizde Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Kurumu Derneği'nin kurulmasında ve yaygınlaşmasında çalışmalarını yürütmüş olan Dr. Perihan Çambel'i tanıyacağız. Ben Dr. Fatma Perihan Çambel. 1909 yılında İstanbul'da doğdum. Babam Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Hasan Cemil Çambel, annem Remziye Hanım'dır. Babam Berlin Büyükelçiliği askeri ateşesi olduğu için ilk eğitimime Berlin'de başladım. 1928'de Arnavutköy Amerikan Koleji'ni bitirdim. 1934 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldum. 1934-1936 yılları arası İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Patolojik Anatomi Yardımcısı olarak çalıştım. Kadın hekimlerin bilimsel araştırmalarını destekleyen hocam Hamdi Suat Aklar'ın teşvikiyle Paris'te Kanser Enstitüsü'nde doku kültürü tekniğini öğrendim. Öğrendiklerimi Darülfünun Tıp Fakültesi mecmuasında yayınladım. 1933'ten 1936'ya kadar İç Hastalıkları Kürsüsü'nde Profesör Schwarz'ın asistanı olarak görev aldım. 1936'da patoloji kürsüsünde çalışmaya ve bu kürsüde otopsi yapmaya başladım. 1938'den 1946'ya kadar Vakıf Gureba Hastanesi'nde patolog olarak çalıştım. 1946 yılında Ankara Numune Hastanesi'nde patolog olarak görev yaparken kanserle ilgili deneysel araştırmalarımı 1948 yılına kadar sürdürdüm. Daha önce hocam Hamdi Suat Aknar tarafından temelleri atılan ancak eksik kalan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'nun kurulmasında öncülük ettim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden kanser dersleri vermeye devam ederken doçent ünvanımı aldıktan sonra Paris'te Kanser Enstitüsü'nde doku kültürleri üzerinde çalıştım. Daha sonra Amerika'da St. Louis kentinde Barnard Kanser Hastanesi'nde ve Washington'da Tıp Fakültesinde araştırmacı olarak çalıştım. Daha sonra Florida'da bölüm başkanı olarak çalışmaya başladım ve bu konuda 9 makale yayınladım. 1952 yılında Türkiye'ye dönerek Ankara Numune Hastanesi'nde çalışmaya başladım. Dudak kanseri ile virolojik uçuk arasındaki ilişkiyi inceledim ve bu çalışmalarımla Belçika Devlet Bakanlığı tarafından altın madalya ile ödüllendirildim. 17 Ocak 1987 yılında Ankara'da yüksek tansiyon sonucu oluşan beyin kanaması sebebiyle aranızdan ayrıldım. Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast ve Anchor resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdi İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdi İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdiibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.